Manşete hoş geldiniz. Tekrar hatırlatalım. Ramazan boyunca bayrama kadar salı perşembe günleri manşet ekranlarda olacak. Çok, çok sıcak gündem maddeleri var. Öyle ki ben tamamını değil sadece bir bölümünü ekrana getireceğim ve başınız dönecek. Elbette kısa kısa haberleri de anlatacağım. Haber analiz tadında ya da analiz tadında bir iki cümleyle görüşlerimi de söyleyeceğim. Ama göreceksiniz o kadar çok başlık var ki, ki bu benim sadece seçebildiklerim seçmediklerim buraya getirmediğim süre uzamasın diye ya da teferruata girmeyelim diye o kadar çok başlık var ki sözün özü şu çok sıcak günler gebe çok sıcak aylar Yakın yazın evet havalar ısınıyor ama gündem ısınacak gerek Türkiye'de gerekse dünyada öyle görülüyor başlayalım öncelikle yaşadığım İngiltere'den birkaç haber vereceğim ki bu elbette Türkiye'yi ve bölgeyi de yakından ilgilendiriyor ve Batının bir takım meselelere bakış açısını göstermesi açısından da önemli bugün İngiliz gazetelerinin birinci sayfasında ağırlıklı olarak bu haber vardı haber bundan böyle. İngiltere'ye gelecek. İngiltere'ye sığınan göçmenlerin, mültecilerin, göçmen demeyeyim mültecilerin İngiliz kanalını geçerek veya işte havaalanında ben geldim size iltica ediyorum diyerek ne biçimde olursa olsun. Bunların Afrika'nın ortasında Ruanda'ya gönderileceği yani artık İngiltere kendine sığınan mültecileri Ülkesinde tutmayacak, ülkesindeki kamplara almayacak, başvurularını alıp işte onları sonuçlandırmak üzere belli evlere veya belli bölgelere, belli otellere neyse yerleştirmeyecek. Ruanda'ya gönderecek. Bütün gazetelerin birinci sayfasında bu vardı ve bugün e, İçişleri Bakanı İngiltere'nin şeye gitti, Ruanda'ya gitti ve orada dün gitti daha doğrusu orada e, öğlen saatlerinde. Basın toplantısıyla bu ilan edildi. Ağırlıklı olarak İngiliz e, Kanal diye geçen, İngiltere'de English Channel diye geçiyor. Burada orijinali o. Ama Türkler e, Türkiye'de e, maş e, denizi olarak biliyorlar. İşte oradan geçen mültecileri ağırlıklı olarak kapsıyor bu. Priti Patel e, dün e, özellikle e, hemen gitti Ruanda'ya ve ayağının tozuyla oradaki meslektaşıyla bir basın toplantısı yaptı. Basın toplantısı da BBC'de canlı yayınlandı. Plan şunu içeriyor: özellikle Orta Doğu ülkelerinden, Kuzey Afrika ülkelerinden çok sayıda İngiltere'ye akın var. İşte belirli hangi ülkelerden kaçar adet olduğu burada yazıyor. Daily Mail gazetesi grafikte harikadır. Bayılırım, harika bir grafikle bu işi çizmiş. Ve görüyorsunuz bütün Avrupa'yı geçip İngiltere'ye geçmeye, İngiltere'ye gelmeye çalışan mültecilerin haritası bu. Ve bu e, mültecileri İngiltere şimdi artık toplayacak, e, Ruanda'ya e, götürecek. 6500 kilometre İngiltere-Ruanda arası. Ruanda güzel bir ülke, Afrika'nın ortasında bir vaha adeta. Ben gittim, birkaç günde kaldım. E, fakat yani yaşanır mı? Yaşamak için oraya gidilir mi? Tabii o ayrı bir konu. E, yasa dışı yollarla girmiş e, sığınmacıları. Özellikle Ruanda'ya e, taşımayı amaçlıyor İngiliz hükümeti. 120 milyon sterlinlik bir anlaşma e, imzalanmış. E, ve özellikle bekar erkekler e, öncelikli olarak Ruanda'ya taşınacaklar. Bekar erkek mülteciler. İngiltere Başbakanı merhametimiz sonsuz olabilir ama insanlara yardım etme kapasitemiz sonsuz değil diyor. E, gerek Boris Johnson'un gerekse onun İçişleri Bakanı Home Office Secretary olarak geçiyor İngiltere'de Priti Patel. Bunları açıkladılar ve zaten öteden beri de bu konuda kapsamlı bir politika yürütüyorlar. Göçmen ve vatandaşlık yasasını da değiştirecekler. Yasa Lordlar Kamerası'ndan döndü ama Avam Kamerası'nda tekrar biçim verilerek geçirilecek. Bundan böyle İngiltere'nin göçmenlere ve vatandaşlık vereceği insanlara tutumu farklı olacak. Her ne kadar Türkiye'deki o haberleri gördüm. 250 bin dolardan 400 bin dolara çıkarılmış vatandaşlık şartı ve bunu 3 yıl boyunca bir bankada vesaire bloke etmen gerekiyor ya da işte bir ev alıp ona satılamaz kaydı koyman gerekiyormuş. Evet, İngiltere'de ise bu tür yatırımların önü kesildiği gibi öteki türlü artık bir biçimde ülkeye kapak atan veya kapak atmaya çalışan mültecilere de e, bu şekilde tedbirler getiriliyor. Bu meşhur bir fotoğraf. İngiltere demişken bir iki cümle daha söyleyeyim. Ondan sonra yavaş yavaş Ukrayna üzerinden Türkiye'ye geleceğim. E, Downing Street Number 10, İngiltere'de Başbakanlık e, binası olarak geçer ve onun arka bahçesinde e, bir parti verildiği ve bu partinin Mayıs 2020'de verildiği bu fotoğrafla ispatlanmıştı. Bu fotoğrafta Başbakanlık çalışanları görülüyor. Görüyorsunuz burada eğleniyorlar. Dışarıdan getirdikleri içecekleri tüketiyorlar. İfade öyle olduğu için söylüyorum. Burada işte eski danışmanı var. Boris Johnson'un. Burada da Boris Johnson eşiyle birlikte oturuyor. Bu başına çok dert oldu ama sadece bu değil. En az 12 başbakanlıkta yapılan parti veya etkinlik lockdown döneminde yani kapanma döneminde hükümetin başını ağrıtıyor. Ukrayna savaşından önce bu e, konu gündeme gelmişti ve aylarca konuşulmuştu. Ukrayna Savaşı buna bir ara e, verilmesine e, yol açtı. Fakat Ukrayna Savaşı bir ay boyunca yoğun biçimde İngiliz medyasında işlendikten sonra Nisan ayıyla beraber tekrar bu konuya dönüldü, bu gündeme dönüldü. Ve e, bu partiye katılanlardan Maliye Bakanı Rişi Sunak'la Boris Johnson ve eşi... E, cezaya çarptırıldılar. Para cezasına çarptırıldılar. Ancak e, ne Boris Johnson ne de Rishi Sunak, e, Maliye Bakanı istifa etmeyeceklerini açıkladılar ama kriz büyüyor. E, Boris Johnson defalarca özür diledi. Burada e, konu şu. O arada adaletten sorumlu Devlet Bakanı e, istifa etti. E, Rishi Sunak'la Boris Johnson'un e, istifa etmeyeceklerini açıklaması ardından. Burada konu yani İngiliz halkının üzerinde durduğu ve BBC'de ve diğer İngiliz kanallarında yoğun biçimde işlenen olay şu. Siz nasıl halka yalan söylersiniz ya da siz nasıl e, milleti kapatırken parti yaparsınızdan ziyade dürüstlük. Yığınla insan kapanmadan dolayı ailelerini, yaşlı anne babasını, hasta yakınlarını göremedi. Çocuğuna bir süre veda eden ebeveynler oldu. Anne veya baba. Bir evin camından veya işte uzaktan bir bahçede falan böyle el sallayarak falan görüşen insanlar oldu. Cenazesine gidemeyen insanlar oldu. Pek çok toplu etkinlik yapılamadı. Düğünler, nikahlar vesaire. Ee, çok büyük dramlar yaşandı. Ee, i̇nsanlar yakınlarıyla vedalaşamadan onları ebediyete uğurladılar vesaire. Bunu hazmedemiyor İngiliz halkı. Ben böyle bir özveride bulunurken, çocuğumu öpemezken, yaşlı anne babama veda edemezken, son görevimi dahi kabristanda yerine getiremezken, kilisede yerine getiremezken arkadaşlarımla, dostlarımla, yakınlarımla beraber sen nasıl orada parti verirsin diyor. Evet. Yine İngiliz Maliye Bakanı Rishi Sunak'ın başı gene eşinden dolayı dertte. Eşiyle dertte değil, eşinden dolayı. Eşi Hindistan kökenli ve çok zengin, Hindistan'ın en zengin ailelerinden birinin kızı ve vergisini yani kazancının vergisini İngiltere'de ödemediği için e, suçlanıyor. Maliye bakanı da yani vergisini ödüyor, gerekeni yapıyor vesaire falan diyor ama e, değişik bir konu bu, f finansal bir konu ancak bu tür konularla yakından ilgilenen vergi uzmanlarının falan anlayacağı bir konu uzatmayayım. Yani eşi diyor ki benim yurt dışında yatırımlarım var. Onun vergilerini orada ödüyorum. Ee, İngiltere'de diyor ki ama sen o kazancı buraya getiriyorsun veya burada o kazancın refahıyla hüküm şey hayatını sürdürüyorsun. Onun da vergisini ödemen lazım. Çetrefil bir konu. Fakat normal koşullarda çok başarat başarat ağrıtmayabilecek bu konu. Konu Maliye Bakanı olunca İngiltere'de maliyenin başındaki kişi olunca baş ağrıtıyor. Türkiye'deki Hazine Maliye Bakanı'na birazdan geleceğiz. Bu arada İngiltere'de son 30 yıldır olmadığı kadar hızlı yükselen bir enflasyon var. 1997'den bu yana en yüksek oran %7'ye çıkmış. Türkiye'de %7 olsa zil takıp oynarlar ki zaten %7'yi gördüm bugüne kadar tek haneli rakamlarda enflasyon onu da bilmiyorum. Fakat İngiltere'de %7 insanları panikletmiş durumda. Resimde Akaryakıt aracına akaryakıt alan bir kadın görülüyor, bir İngiliz kadın görülüyor. Burada öyle, yani petrol istasyonlarında Türkiye'de yakın zamana kadar öyle değildi. Şimdi öyle mi bilmiyorum. İnsanlar kendi petrolünü veya akaryakıtını kendisi dolduruyor araçlarına. Bu da güzel bir uygulama, ekonomik son derece de pratik. Onu da hatırlatalım. Financial Times, yavaş yavaş Ukrayna üzerinden Türkiye'ye geleceğim. İki kadını manşetine çekmiş bugün ve e, bu iki kadın kim biliyor musunuz? İsveç ve Finlandiya başbakanları. Bu iki kadın Rusya'nın son saldırgan politikaları Ukrayna işgali üzerine artık NATO'ya girmeyi düşünüyorlar. İkinci Dünya Savaşı'ndan beri bağlantısız bu iki ülke Finlandiya ve İsveç. İsveç Başbakanı Anderson soldaki ve Finlandiya Başbakanı Sanamarin Stockholm ile bir araya gelmişler 13 Nisan'da yani dün. Bu fotoğrafı verdiler. Çok güzel, çok tatlı bir fotoğraf değil mi? E, keşke e, kadın siyasetçiler dönemi e, bu isimlerle sadece kalmasa, artarak devam etse. E, ve ağırlıklı olarak artık NATO'ya katılmayı düşünüyorlar. İsveç'te kamuoyu yoklamaları hayır derken şimdilik e, Finlandiya'da biraz daha bu konuda olumlu sinyaller var. Finlandiya'nın girişiyle beraber NATO'ya İsveç'in de arkadan geleceği yönünde yorumlar da e, var bir son dakika gelişmesi ama çok önemli. Elon Musk, Tesla'nın sahibi, dünyaca ünlü iş adamlarından ve en son Twitter'ın %9.2'lik hissesini satın almıştı 3 milyar dolara. %9.2'si 3 milyar dolar olan şirket zannediyorum herhalde 30-35 milyar dolar değerindedir hesap ettiğinizde. Şirketin tamamına talip olmuş. Yönetim kuruluna girmeyeceğini açıklamıştı ama Elon Musk belli ki artık ...Twitter'ın tamamını istiyor. Bu yani Elon Musk'ın %9.2 ile... ...Twitter'a en büyük hissedar olması bir şeyken... ...şimdi tamamının sahibi olması... ...dünyada kartların yeniden dağıtıldığını gösteriyor. Onun için çok sıcak günler kapıda derken... ...bu haberi de görmezden gelemezdim. Ee, buraya kadar e, anlattıklarımı... ...bir dış politik malzeme... ...dış haber e, zinciri olarak falan da değerlendirmeyin. Eğer öyle değerlendiriyorsanız... ...kapatın başka bir tarafa bakın. Hepsi birbiriyle bağlantılı... Ukrayna'ya geçelim. Bu BBC'den kestiğim son caps. Görüldüğü gibi Rus güçleri artık Ukrayna'nın doğusunda ve güneyinde konuşlanmış durumdalar. Kiev'den vazgeçtiler. Karadeniz kıyısında kontrolü ele almaya ve doğuda o iki ayrılıkçı cumhuriyeti zapt etmeye çalışıyorlar. Hareketlilik var. O hareketlilikte özellikle özellikle ülkenin doğusunda konvoyların bu Donbas bölgesine doğru hareket halinde olduğu belli ki orada bir kontrolü ele alıp bir zafer ilan etme ya da ara zafer ilan etme ihtiyacı var Putin'in. Çekilmiş uydu fotoğrafları ve bir takım fotoğraflarla Rus ordusunun Rus birliklerinin bölgeye doğru hareket halinde olduğu görülüyor. Bu fotoğraf Mariupol'dan. Mariupol artık bitti. Rus askerleri Ukrayna'nın Karadeniz'e kıyı limanıydı. Mühim bir limandı. Rus askerleri kenti adeta haritadan sildi. Oturulamaz hale getirdi ve artık bu şehirde görülmeye başlanmışlar ki zaten şehrin düşmesi kaçınılmazdı. İki kare fotoğraf Mariupol'un öncesini ve sonrasını gösteriyor. Bu öncesi. Bu da aynı açıdan sonrası. Öncesi Sonrası. Dolaşanlar da galiba Rus askerleri. O arada Rusya Savunma Bakanlığı Karadeniz'de Moskova adlı Kruvazör gemisinin çıkan yangın ve meydana gelen patlama sonucu ağır hasar aldığını açıklamış, kabullenmek zorunda kalmış. Amiral gemi ve kendini savunma sistemi falan olan bir gemi donanması olmayan bir ülke tarafından, Ukrayna tarafından batırılıyor. Son derece önemli mürettebat tahliye edilmiş şu bu falan ama Rusya'nın karizmasının özellikle Karadeniz'deki karizmasının çizilmesi açısından önemli. Orada Montre Sözleşmesi gereği Rusya'nın hasar gören gemilerini tamir ettiremeyeceği, onaramayacağı tartışması da var. Antı bunu da belirtmiş olalım. Geçelim Türkiye'ye. Resimdeki kişi Ferhan Yılmaz. Silivri cezaevinde gördüğü ağır işkence sonucu hayatını kaybetti. Kalp krizi dendi ama bir hastane görevlisinin galiba çektiği bu görüntülerle bu işin pek öyle olmadığı ağır işkencenin zaten cenazesinde de yakınları fark etmişler. izleri görülüyor. O arada ölüm şekli olarak da Ferhan Yılmaz'ın bulaşıcı hastalık yazılmış efendim. Adli olay bulaşıcı hastalık. Sabah gazetesinde bir haber. Holding patronu uyuşturucu baronu Ali Osman Akat tutuklandı diyor. Fakat bu haber Aralık ayında olmuş. Yani bu haber Türkiye kamuoyundan 4 ay boyunca gizlenmiş. Kolombiya'da kozmetik, kozmetik ürün adı altında Kolombiya'dan kozmetik ürün adı altında Türkiye'ye gönderilen iki ayrı kargo paketinde 111 kilogram kokain tespit edildi falan. Tonlarla gelen var. Onların izi sürlemedi. Ve yine tabii herkesle her her türlü böyle kirli işlerin erbabı söz konusu olunca olduğu gibi Süleyman Soylu'yla fotoğrafı var. Sadece Süleyman Soylu'lu olur mu yani Erdoğan'la, Bin Ali'yle işte ne bileyim Cihan Ekşioğlu'yla Paramount'un hatırlayın baş aktörü. Onunla da fotoğrafı var eski geçtiğimiz yıl bu vakitlerde Mayıs-Haziran aylarında çokça gündeme gelmişti Cihan Ekşioğlu'nun ismi Sedat Peker'in e, videolarından sonra. Şimdi bu kişinin uyuşturucu kaçakçısı olduğu sabah gazetesinde büyük bir haber olarak veriliyor. İktidarın amiral gemisi sabah gazetesi. Ailenin gazetesi. Enteresan tuhaflıklar var. Gariplikler var. Kolombiya'dan geliyor ama Almanya'da bu işin içerisinde yani Almanya üzerinden takip edilen bir e, operasyon. Almanya'nın haberi var. <laughs> Türkiye'nin haberi yok. E, i̇kincisi e, bu kişi Aralık ayında tutuklanmış. Dört ay boyunca kamuoyundan gizlenmiş. Üçüncüsü uyuşturucunun kontrollü teslim denilen izi takip edilerek yani son alıcıya teslimine kadar takip edilmiş ve öyle holdinge baskın yapılmış. Bu da enteresan. Peki bundan önceki baskınlar falan niye e, bu şekilde yapılmadı falan gibi sorular var. Yani son alıcıya kadar, son adrese kadar siz kontrollü teslimatı takip ederseniz gerçekte bu işin içinde kim var veya hangi zincir e, tamamıyla çözmüş olursunuz. Bugüne kadar yapmadıkları her şeyi burada yapmışlar. Son derece enteresan. Çok daha küçük bir uyuşturucu e, sevkiyatında bu yapılırken büyükleri de e, ihmal edilmiş. Soru işaretleri çok. Bakalım göreceğiz. Fakat mafya demişken, uyuşturucu demişken, Alaaddin Çakıcı'nın Boğaz'da arkadaşlarıyla yemek yerken veya iftar açarken, bilmiyorum artık yeni mi yakın mı değil mi fotoğraf. E, bu fotoğrafın, bu fotoğrafta gizlenen şey e, bir alkol şiş şişesi uzmanı olanlar bunun işi vaz regal olduğunu söylüyorlar. Yani viski. Evet. Kadrajdan çıkarılıyor. Böyle bir dönem. Dönemi anlatan fotoğraflardan biri. O arada mafya demişken gene Düsseldorf'ta yakalanan ve Türkiye için casusluk yapmakla suçlanan Ali D. hakkında iddianame hazırlanmış suçlamalara bakın. Biri PKK ikisi Gülenci olduğu iddiasıyla 3 Alman vatandaşı hakkında en geç 2018'den beri bilgi toplama TR'ye aktarma. 3 kişi hakkında istihbarat toplama, kendi gibi milliyetçi görüşteki kişilerden casus devşirmeye çalışma, bu amaçla atış talimleri yapma, silah taşıma vesaire. Bunlar ortaya çıkanlar. Ve Türkiye'nin Avrupa'da başta casusluk faaliyetlerinin haddi hesabı yok. Sadece bu değil. Camilerde veya pek çok noktada bu kişiler, buna benzer kişiler istihdam ediliyor. O arada Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Propaganda Bakanlığı'nın eşi THY'de yönetim kurulu başkanıymış efendim. Huzur hakkı 8 binden 25 bin TL'ye çıkarılmış. Daha evvel bu vatandaş feragat ettim almıyorum falan demişti. Çatır çatır alıyormuş bu arada. Evet. Bu yıl yönetim kurulu üyeleri ikramiyelerle birlikte toplam 400 bin TL gelir elde edecekmiş. Böyle soyuyorlar. Sorduğunuzda da size ne diyorlar? Orada Merkez Bankası politika faizini %14'te sabit tutmuş. Türkiye reel faiz oranının en düşük olduğu ülkelerden biri, ama enflasyon kendi açıklamasıyla, kendi resmi açıklamasıyla yüzde 60'larda. Böyle bir tuhaflık var ki zaten e, dünyadan ekrana getirdiğim bu fotoğrafta da o görülüyor. Şimdi reel e, faize bakın, yani sağdaki e, sütun, sağdaki sütun merkez bankasının açıkladığı faiz oranı, soldaki de enflasyon oranı. Özür dilerim. İlk sırada Merkez Bankası, ikinci blok e, enflasyon oranı. Yani siz bunu 14'te tutuyorsunuz ama enflasyon, mesela 16'dayken enflasyon 19.89 açıklamışsınız. Şimdi 14'e düşürmüşsünüz ve orada hala sabit tutuyorsunuz, enflasyon 61'e çıkmış. Bunun izah edilebilir bir tarafı yok. E, üçüncü grafikte dolar kuru. Yani dolar yükselirken, yıllık tüfe artışı yükselirken faizi sabit tutuyorsunuz söyleyecek bir şey yok. Ekonomist olmaya da gerek yok. O arada Nebati'nin kardeşi efendim İstanbul Havalimanı'nda şube açmış. Nebati'nin Bakanlığı'nda 11 şubeye ulaşmış giyim şirketi. Yani Nebati ne demişti? Kriz olmasaydı büyüyemezdik. Evet. Herkes için bir fırsat görüyorsunuz zenginleşme için. TÜİK'in onaylamadığı istatistikleri yayınlayanlara hapis cezası geliyormuş. Enak kastediyor burada. Enflasyon araştırma grubu. Akademisyenlerin online fiyatlara bakarak yaptıkları bir araştırma. Yani bilimsel araştırma yapmakta yasak diyor artık TÜİK. E, bu tür konular artık ben yapacağım diyor. Yani kimsenin üzerine vazife değil diyor. Tabii bütün bunların hepsi bir seçim hamlesi. Birazdan bakacağız. E, tam anlamıyla tam sağ pres her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor iktidar. O arada TRT ee, çalışanlarına Ramazan erzakı göndermiş. Hediye göndermiş vesaire. Bir vatandaş da bunun için ihale açtınız mı? Kaç para harcadınız diye sorunca kamuoyunu ilgilendirmez yanıtı almış. Evet. Sizin vergilerinizle oradaki insanlar nemalanıyor ve bu hediyeler öyle dağıtılıyor ve sorulduğunda da sizi ilgilendirmez deniyor. Böyle bir idare. Değiştirmeye çalıştığınız idare bu. Yani seçimle yıkmaya çalıştığınız götürmeye çalıştığınız idare bu. Ulaştırma Bakanı demiş ki, 20 yıldır karayolu ağırlıklı yatırım programı uygulandı. Bu yıldan itibaren demiryoluna ağırlık verilecek. Günaydın. Yani 20 yıldır karayolunu biz karayollarını parçalayıp müteahhitlerimize dağıttık, onunla zenginliğimize zenginlik kattık. Artık şimdi demiryolu. Demiryolu karlı bir iş değil ki. Evet. Gerçi onu da yaparlar. Ponduna uydururlar. Geçiş garantisi falan verirler. Onun üzerinde kafa yoruyorlardır. Şuraya şu demir yolunu yapalım. Geçiş garantisi de yani müşteri garantisi de verelim. Bakalım ne oluyor falan diye. Emin olun kafa yoruyorlardır. Ama ülkenin bir yere geç, yürümesi, ülkenin demir ağlarla sarılması vesaire çok zaten gecikmiş bir projedir. Yani bugün Almanya'ya gidin, Fransa'ya gidin, İngiltere. Yani 100 sene, 150 sene önce bu işi bitirmiş. Her yer demir ağlarla. Bir kasabadan bir kasabaya trenle gidiyorsunuz. İstediğiniz noktadan istediğiniz noktaya trenle gidebiliyorsunuz. Geçti. Bakalım. O arada Naci Görür'den Profesör Doktor çok çarpıcı bir uyarı. Fotoğraf da Bağcılar'dan. Dokuz katlı bir apartmanmış bu. Neresi apartman? Apartman nerede başlıyor, nerede bitiyor anlayamadım. Ayrı bir konu fakat Naci Görür'ün uyarısı önemli. İstanbul'da beklenen depremin zaman periyodu tükeniyor. Muhakkak yedi ve üzerinde bir depremle sınanacak diyor. Evet. Şimdi geçelim siyasi tartışmalara. İlan edin adayınızı da boyunun ölçüsünü görelim demiş Devlet Bahçeli. Sabah gazetesi de böyle kocaman görmüş. Yani iktidar bir anlamda altılı muhalefete çıkarın adayınızı falan diye sesleniyor. 12 Nisan parti grup toplantısı da yaptığı açıklama. Bir yandan İyi Parti'den ayrılan veya İyi Parti'de küsen insanlara, Ağrı Aliyeoğlu gibi, Koray Aydın gibi insanlara ee, ne bileyim kanca atılıyor. Ee, MHP'ye iyi Parti kökenli birkaç isim önümüzdeki dönemde özellikle Karadeniz kökenli geçebilir. Böyle bir tarafı da var. Bir yandan da ilan edin adayınızı diyor. Fakat şimdi bakıyorsun Cumhur İttifakı adayını ilan etmemiş ki. Cumhur, yani sadece Devlet Bahçeli çıkıp söylüyor. Birkaç kere söyledi. Bizim adayımız Tayyip Erdoğan dedi. Tamam da senin öyle demen bir şey ifade etmiyor. Ümit Özdağ'ın benim adayım Mansur Yavaş demesi gibi bir şey bu. Mansur Yavaş'ın çıkıp adaylığını ilan etmesi lazım. Nasıl ki? Aynı şekilde Erdoğan'ın benim adayım Erdoğan demesine bakmadan Devlet Bahçeli'nin çıkıp adaylığını ilan etmesi lazım. Şimdi aynı şeyi Erdoğan da söylüyor. 2023 seçimlerinde adaylarının kim olduğu belli değil. Sizin belli mi? İşte muhalefet bunu sorma yani muhalefetin aldığı bu topu çok güzel bir şekilde göğsünde yumuşatıp Erdoğan'a iade etmesi lazım. Sizin belli mi? Sen açıkladın mı adaylığını? Yok hayır. CHP'nin kendi içindeki adaylık mücadelesi kavgaya dönmüş durumda. Zaten karıştırmaya çalışıyor. Erdoğan niyetini de saklamıyor. Açıklamayı ne zaman yapmış? 12 Ocak. 13 Ocak'ta Kılıçdaroğlu aşağıdaki cevabı vermiş. Erken seçim filan falan. Ya desene. Sen açıkladın mı adaylığını diye? Erkek sen sen çık meydana diye. Niye açıklamıyorsun adaylığını diye? Diyemiyorlar ya tuhaf. Ben mi öğreteceğim size işinizi? Ben mi yani? Cumhur İttifakı adayını açıkladı mı ki size bu şekilde sataşmalarına izin veriyorsunuz? Tuhafsınız yahu. Yani hayatımda siyaset düşünmedim girmem bulaşmam. Devlette çalışmadım girmem bulaşmam. Ama madem çalışıyorsunuz madem işin içindesiniz boğazınıza kadar. Yani doğru dürüst verilmesi gereken cevabı da siz bilin yani ben söylemeyeyim size. Bakın iki, iki önemli gelişme oldu. Ankara'da sürpriz görüşme Erdoğan'dan Büyük Birlik Partisi'ne ziyaret. Bir tane adam yani başka bir şey de değil Büyük Birlik Partisi. Yazıcıoğlu'nun mirası falan da kalmadı. Ama hepsi bunların seçim hamlesi. Yine Ankara kulislerinde Milli Gazete'de çıkmış bu haber. MHP içerisinden iki bakanın kabineye atanabileceği de konuşuluyormuş. Adamlar çalışıyor. Adamlar açık kapı bırakmamaya çalışıyor. Surda delik açmamaya çalışıyor. Siz adayınız kim? Çıkarın adayınızı ortaya. Boyunuzun posunuzu görelim diyen insanlara. E, asıl önce sen çıkar falan demeniz lazımken geveliyorsunuz. Bak Seçim kanunu çıktıktan sonra bir yıl boyunca geçerli, önümüzde bir yıl boyunca yapılacak seçimlerde geçerli olamaz hükmüne rağmen o kanuna göre 1400 seçim kurulu başkanını değiştiriyor iktidar. CHP de bunu anayasa mahkemesine götürdü. Bakalım ne diyecek? Göreceğiz. O arada Millet İttifakı'nda Gültekin Uysal 3 kriter açıklamış. Bu da Millet İttifakı'nı karıştırmış. 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış olmak. Şimdi bununla kastettiği Altılı Masa'daki Davutoğlu ve Ali Babacan. Ali Babacan da Davutoğlu da 20 yıllık AKP iktidarında neredeyse tamamında belki 17-18 senesinde boğazlarına kadar içindeler. Alınmışlar efendim. Bundan sonraki toplantıya katılmayabilirlermiş falan böyle konuşuluyormuş ama. Yani Gültekin Uysal'ın bu çıkışı da enteresan. Gerçi sonra ilave etmiş kastettiğim kişiler açıkça beşte, Beştepe etrafında kümelenmiş dar çıkar grupları diyor ama. Yani 20 yıllık AKP döneminde sorumluluğa ortak olmamış demek çıkar kümeleri değil. Sorumluluğa ortak olmamış demek. Ali Babacan sorumludur, Ahmet Davutoğlu sorumludur. Bu yediler, içtiler, götürdüler manasına gelmiyor. Sorumluluk başka bir şey. Söylenmiş bir laf ağızdan da çıktı bir kere. Bakalım ne olacak? O arada Gültekin Uysal'a da dikkat etmek icap ediyor. Ant parantez söyleyeyim. partinin iki milletvekili var. Biri Gültekin Uysal, öbürü de Cemal Engin yurttu galiba MHP'den bu önceki şimdi vefat etti galiba Sadi Somuncuoğlu'nu aday olmasın diye meclisin önünde döven adam. Bundan dolayı 8 ay hapiste yattı. Ee, bu adam Demokrat Parti denince iki milletvekili var. Ee, Gültekin Uysal İyi Parti listesinden meclise girmiş. Cemal Engin yurtta transfer yoluyla bakalım ne olacak yani. O arada Temel Karamolluoğlu asıl bombayı bıraktı. Üçüncü bir ittifak olabilir dedi. Yani muhtemelen Cumhur İttifakı, İttifakı'ndaki sağ partiler veya milli görüş kökenliler, eski AKP'liler neyse, refah partiler, fazilet partiler neyse toparlanıyor olabilir. Evet herkes çıkış yapıyor ben de çıkış yapayım de, <laughs> diye düşünmüş olabilir Temel Karamoğluoğlu. Son kapağımız Mansur Yavaş'tan İsmail Saymaz'a konuşmuş. Ben adayım dememişim aday değilim diyorum üstelik aday değilim dediğinizi duymadık. Buna rağmen Ümit Özdağ'ın kendi amacı doğrultusunda yaptığı bir hareket bu. Açıkçası rahatsız oldum. Rahatsız oldunuz da bunu bir hafta sonra mı söylüyorsunuz? Mansur Yavaş'a çok acil bir iletişim koordinatörü gerekiyor. Çok acil. Değilse o kadar önem verdiği Cumhurbaşkanlığı meselesinde yaya kalabilir. Diyelim ve böylelikle bir manşeti daha kapatıyoruz. Salı Perşembe Ramazan ayı boyunca ekranlarda olacağız. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla.